Efsaneye göre 1940'larda Malta'da bulunan yeraltı tünellerinin yakınlarında 30 küçük okul çocuğu kaybolur. Günlerce süren arama kurtarma çalışmalarında ise çocuklara ait en ufak bir iz dahi bulunamaz. Yaşanan bu gizemli olay halk arasında gittikçe yayılır ve çok daha büyük bir gizemin başlamasına sebep olur. Öyle ki bu tünellere inenler, tünellerde dehşete kapılmış çocukların çığlık seslerini duyduklarını, bu seslerin tünellerin derinliklerinden yankılandığını ve sesleri takip eden kişilerin kendilerini dış dünyanın ulaşamayacağı bir ülkede bulacağını anlatırlar. Hatta bir kısım insan bu tünellerin bir geçit olduğuna ve devler ile insansız sürüngenlerin yönettiği devasa bir yeraltı dünyasına açıldığına inanır. Anlatılan tüm bu olayların merkezinde ise Halsafliyeni katakombu vardır. Malta, Akdeniz'de bulunan küçük ancak stratejik olarak oldukça önemli bir adadır. Bu yüzden geçmişte yüzyıllar boyunca Hristiyan şövalyeleri için önemli bir kale olmuştur. Hatta geçmişte Malta şövalyeleri Haçlı seferlerinin en iyi askerlerinden biri olarak gösterilmiş ve adalarını oldukça iyi savunmuşlardır. Öyle ki 1565 yılında Osmanlı İmparatorluğu Akdeniz'deki hakimiyetini tam olarak sağlamak için Malta'yı işgal etmeye çalışmış ve karşısında 6000 kadar Malta şövalyesini bulmuştu. Osmanlıların kuvveti onlardan 4 kat daha fazla olmasına rağmen bu kuşatmayı Malta şövalyeleri kazanmış ve bu zafer 16. yüzyıl Avrupa'sında büyük bir ses getirmişti. Çünkü 100 yıldır Avrupa'ya karşı yenilmeyen Osmanlı 100 yıl sonra ilk defa Malta'da yenilmişti. Bu olaydan sonra diğer Avrupa ülkeleri adaya büyük bir maddi destek sağlamış ve adada birçok yeni yapı inşa edilmiştir. Bu da Malta şövalyelerinin adada hüküm sürmesine ve Malta'da birçok sır bırakmasına neden olmuştur. Bununla beraber bazı söylentilere göre şövalyeler Haçlı seferleri sırasında elde ettikleri ganimetleri adanın farklı bölgelerindeki mağaralara ve gizli tünellere saklamışlardı. Ancak 1798 yılına gelindiğinde Napolyon Bonaparte Malta'yı işgal etmiş, şövalyeleri adadan sürmüş ve adadaki gizli ganimetleri bulup bir kısmını yağmalamıştı. Bu olay şövalyelere ait çoğu sırrın ortaya çıkmasına sebep olsa da adada hala keşfedilememiş gizli tünellerin ve mağaraların olduğu biliniyor. Öyle ki 1902 yılında Malta'da bir inşaat için temel kazan iki işçi zeminin çökmesiyle bir mağaraya düşmüş ve kendilerini karmaşık bir yeraltı tüneli sisteminde bulmuşlardı. Düştükleri bu tünelde oldukça garip şeylere tanık olan işçiler gördükleri şeylerden çok korktukları için bu olayı sadece bir rahibe anlatırlar. İşçilerin tünellerde ne gördüğünü bilmesek de rahibe anlattıkları o yer daha sonra arkeologlar tarafından Latince yeraltı anlamına gelen Hipogeum olarak adlandırılmıştır. Ancak günümüzde burası çoğunlukla Halsafliyeni katakombu olarak adlandırılır. Bir çeşit tarih öncesi tapınağa benzeyen bu yerin içinde oldukça küçük girişli mezar odacıkları bulunmaktadır. Bu mezar odalarının içi ise sadece eğilince görülmektedir. Ayrıca bu odalardan şimdiye kadar yaklaşık 7000 insan iskeleti çıkarılmıştır. Bununla beraber yıllardır anlatılan hikayelerde bu mezar odalarının arkasında gizlenmiş tünellerin olduğu, bu tünellerin keşfedilmemiş mağaralara açıldığı ve bu mağaralarda Malta şövalyelerinden kalma hazinelerin olduğu söylenir. Tapınakla ilgili bir diğer gizemli şey ise buradan çıkarılan tüm iskeletlerin 1958 yılında birdenbire ortadan kaybolmasıdır. Ayrıca tapınaktaki kafataslarının fotoğraflarına ve o zamanlar yazılan araştırma notlarına baktığımızda yine bir şeylerin yanlış olduğunu görüyoruz. Öyle ki yazılan notlarda burada bulunan kafataslarının normalden çok daha uzun ve büyük olarak tanımlandığını okuyoruz. Hatta 1920'de National Geographic Malta'nın eskiden uzun bir kafatasına sahip bir insan ırkına ev sahipliği yapmış olabileceğini yazmıştır. Halsafliyeni katakombunda ve Malta'nın farklı bölgelerinde yapılan kazılarda bulunan bu kafataslarının oldukça ilginç bir anatomisi, uzun ve birleşim yerleri olmayan kısımları vardır. Çıkarılan tüm bu kafatasları ise 1960'lı yıllara girildiğinde iz bırakmadan ortadan kaybolmuş ve hiçbir zaman bulunamamıştır.
1940 yılında ise National Geographic bu kez bu gizemli tapınakta bulunan yeraltı tünellerini ele almıştır. Yayınlanan makalede bu eski yeraltı mezarlığı da dahil olmak üzere birçok yeraltı yapısının adanın surlarının ve savunma sisteminin bir parçası olduğu söylenmiştir. Hatta şövalyelerin eskiden askeri malzemeleri bu tünellerde sakladığı ve bu tüneller sayesinde Malta'nın bir ucundan diğerine yürüyebildikleri yazılmıştır. Son olarak makalede adadaki okulların açılmasından sonra bu tünellerin girişlerinin kapatıldığı yazar. Çünkü bir gezi sırasında bu labirentlerde birkaç çocuğun ve öğretmenin kaybolduğu ve asla geri dönmediği rapor edilmiştir. Ancak National Geographic'in anlattığı bu hikaye çok daha derinlere iniyor. Öyle ki diğer kayıtlara göre bu tünellerde yaklaşık 30 çocuk bir sınıf gezisinde kaybolmuş ve burada 7000 değil 30.000'e yakın insan iskeleti bulunmuştur. Çocukların kaybolması, uzun kafatasları ve onlarca iskelete rağmen tüm bu olaylar bile katakombteki en gizemli olay değildir. Öyle ki bu yeraltı tünelleriyle ilgili anlatılan en garip hikaye Louis Jessup'a aittir. 1930'lu yıllarda Malta'daki İngiliz konsolosluğunda çalışan Louis Jessup o zamanlar katakombun bir sonunun olup olmadığını merak ediyordu. Bu nedenle Borderland Science dergisi için bir araştırma yazısı yazmayı düşünen Louis özel bir izinle katakombun 3. katına kadar indi. Buradaki tünellerden bir mumla yavaşça ilerleyen Louis en sonunda küçük bir pasajla karşılaştı ve buradan da sürünerek büyük bir boşluğa ulaştı. Ulaştığı bu boşluk görünüşte bir mağaraya benzese de aslında oldukça derin ve dipsiz bir uçurumdan başka bir şey değildi. Ancak uçurumun diğer tarafında ve aşağıda başka bir tünele ya da başka bir girişe açılan yollar vardı. İşte bu noktadan sonra Louis Jessup oldukça garip bir takım olaylara tanık olur ve yaşadığı olayları şöyle anlatır. Uçurumun içine daha iyi bakmak için elimdeki mumu yukarı kaldırdım ve yanımda bir rehber olmadan devam etmemin kötü bir fikir olacağına karar verdim. Bu sırada yaklaşık 20 kişiden oluşan bir grubun devasa bir açıklıktan ortaya çıktığını gördüm. Bu yaratıklar aşağıdaki dar bir tünele doğru tek bir sıra halinde yürüyordular. Yükseklikleri ise muhtemelen yaklaşık 6 ila 7 metre arasındaydı. Çünkü kafalarının gölgeleri karşı tarafta bulunan duvarın yarısına denk geliyordu. Ayrıca bu şeyler insana benzeseler de tüm vücutları baştan aşağı saçlarla kaplıydı. Uzun ayaklarıyla oldukça yavaş yürüyen bu yaratıklar daha sonra birdenbire durdu ve başlarını benim olduğum yöne doğru kaldırdılar. Ve hepsi aynı anda kollarını kaldırarak ellerini bana doğru çevirdiler. Bu sırada mağarada şiddetli bir rüzgar esmeye başladı. Bunlar olurken de yanımdan ıslak ve kaygan olan bazı şeyler geçiyordu. Louis Jessup'un yaşadığı bu olaydan kısa bir süre sonra yaklaşık 30 öğrenci bu tünellerde kaybolmuş ve arkalarında hiçbir iz bırakmamışlardı. Arama kurtarma çalışmalarındaki insanlar ise kısa bir süreliğine de olsa çocukların yardım çığlıklarını tünellerde duyabildiklerini iddia etmişlerdir. Zaten dediğim gibi kısa bir süre sonra hükümet bu tünelleri halka kapatmıştır. Son yıllarda katakombun ortaya çıkan bir diğer tuhaflığı da sahip olduğu akustik özelliktir. 110 Hz'lik ses frekansları üreten bu yerde bulunan insanlar kocaman bir çanın içindeymiş gibi hissettiklerini ve sadece kulaklarının değil tüm vücutlarının titrediğini söylüyorlar. Araştırmacılara göre 4000 yıl önce burayı yapan insanlar bu tapınakta ayinlere katılanların ruhunu etkileyebilmek için katakombu özellikle akustik olarak tasarlamış. Komplo teorisyenlerine göre ise burası bir zamanlar dünyada yaşamış olan uzaylı bir ırka ait. Ancak gerçek şu ki gizemli havasıyla, belirsiz kökenleriyle, mistik özellikleri ve garip kafataslarıyla burası binlerce yıldır birçok gizemin evi olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.